Çok büyük bir istihbarat operasyonu. Yani Hizbullah'ın bu cihazları sipariş ettiğini biliyor. Tabii. Kimin üzerinden sipariş ettiğini biliyor. Tabii. Nereye sipariş edildiğini biliyor. Ne zaman geleceğini biliyor. O içine patlayıcı öyle olduğu düşünülüyor. Tabii. İçine patlayıcı yerleştirme meselesini ne zaman halledebileceğini biliyor. Tabii, kesinlikle. Yani bu çok büyük bir başarı. Şeyden baktığımız zaman, yani teknik açıdan baktığımız teknik zaman açıdan, çok büyük bir başarı, evet, gerçekten. Yoksa adamlar sivillere hedef aldılar. Tabii, yani İsrail Lübnan'ın orta yerinde insanlar pat pat düşüyorlar. Evet, evet. Yani bu aynı zamanda tabii şeyi de gösteriyor bize, yani İsrail'in durmayacağını da gösteriyor. Şimdi son onu gelen konuşalım. Onu da konuşalım. Çünkü ilginç bir takım gelişmeler de var Lübnan, evet, sınırına onu doğru konuşalım. Bir hareketlenme söz konusu. Önce şu, yani İsrail bunu nasıl yapabildi meselesini bir aydınlatalım Musa. Tamam. Füsun Hanım, şimdi de ilk başta işte frekans mı gönderildi, işte piline mi müdahale edildi, o mu oldu, bu mu oldu, nasıl mümkün olabilir falan derken, hani acaba İsrail bunu işte bize de mi yapabilir? Yani cep telefonlarımızı istediği vakit uzaktan bir müdahaleyle patlatabilir mi falan diye konuşurken anlaşıldı ki işte Reuters da yazmış, deniyor ki işte bu çağrı cihazlarının Hizbullah tarafından sipariş edildiğini Mossad öğrendi, İsrail öğrendi. Sonrasında işte bu cihazlar Hizbullah üyelerine dağıtılmadan evvel İçlerine bir miktar patlayıcı konuldu. Sonra uzaktan müdahaleyle bu patlayıcılar infilak ettirildi. Hatta mı arkadaşlar? Henüz hatta değil. Ha, geldi. Füsun Hanım, burada mısınız? Buradayım. Ha, nasıl olabildi? Şimdi ben olayı dün gece bir gazeteci arkadaştan, fikrimi soran bir arkadaştan duydum. Duyduğum anda da söylediğim şey, bu bir bana tabii pilin uzaktan bir sinyalle patlatıldığı şeklinde söylenmişti. Bunun böyle olamayacağını dün gece ilk duyduğum anda söyledim. Neden? Yani teknolojik insanlar bunu anlayabilir. Bakın biz 35 yıldır hatta 40 yıldır cep telefonu kullanıyoruz değil mi dünyada hepimiz? Bunların içinde lityum iyon piller var. Kaç kere siz bu pillerin patlayıp insanların öldüğünü duydunuz? Böyle bir şey yok. Sadece Samsung'un bir Note 7'si üretim arızası nedeniyle 2017'de geri toplatıldı. Çünkü bir kısmında işte yangın çıktı, bir kısmında patlamalar oldu. Ama bu patlamalar bile kimseyi öldürmedi. Bugünkü yazımın başlığı zaten bu. Cep telefonları patlatarak ölümcül patlamalara yol açar mı? Hayır, açmaz. İçine bir video da koydum. O videoda da göreceksiniz, çeşit çeşit pilleri patlatmaya çalışmış uzmanlar. Böyle bir şey yok. Pillerin patlaması, hele insanları öldürecek düzeyde patlaması, böyle bir olay olmuş değil son 40 yılda. Dolayısıyla bunun baştan böyle olmadığını zaten teknolojiyle ilgilenen insanlar hemen teşhisi koydu. Bu bir patlayıcı olmalı diye ilk dakikada. O patlayıcıyı da işte herhalde bu cihazların bir kısmını içine baktılar ki Lübnan'ın güvenlik yetkilisi Reuters'a açıklamış 3 gram diye bir patlayıcı olduğunu, patlayıcının ne olduğu da söyleniyor. Yani cep telefonları ölümcül patlamalar filan yapmaz. Özeti bu. Buradaki olay sadece üretici de değil. Tayvan'daki firmanın Macaristan'da bir temsilcisi olduğu söyleniyor. BAC firması. Sadece orada konulmuş olmayabilir. Çünkü muhtemelen Hizbullah bunu Lübnan'daki bir bayinin üzerinden almıştır. O bayide de teslimatta da bunlar depoya indirildiği anda değiştirilmiş olabilir. Burada İsrail'in teknik bir başarısı yok. Buradaki başarısı casusluk. Yani bunu haber almışlar. Bir. İkincisi de o cihazları bir yerlerde değiştirmişler ya üretimde ya da teslimatta. Yani bu
Farklı bir saldırı da değil İnan Bey. Bu biliyorsunuz cep telefonlarına patlayıcı koyarak öldürülmüş, suikast yapılmış bazı insanlar var. Bu da aynı tür bir suikast. Tek farkı ya da iki farkı diyelim. Birincisi çağrı cihazı kullanılmış olması. İkinci farkı kitlesel yapılmış olması. Yani daha önce bu yöntem kullanılarak bazı suikastlar yapıldı. Bu bakımdan yeni bir saldırı yöntemi değil diyorsunuz. Hayır değil. Ama bu neye yol açacak? Bundan sonra diyelim ki orduya, böyle gruplara alınan cihazların çok sıkı kontrol edilmesi lazım. Güvenlik açısından önemli bir olay önümüze geldi. Farklı bir olay önümüze geldi. Peki. Kim bu çağrı cihazı patlayan insanlar? Yani Hizbullah üyeleri diyoruz da kimler yani Musa? Yani şöyle bir özelliği var Hizbullah'ın. Bir örgüt olarak yani ordu düzeninde hareket ediyor. Fakat aynı zamanda örneğin Hizbullah'ın militanlarını biz sabahları Lübnan sahillerinde işte koşu yaparken de görüyoruz. Halkın içindeler yani şey değiller. Yani kışlada falan yaşayan militanlar değil bunlar. Halkın içindeler. Dolayısıyla örneğin az önceki o görüntüde görünen kişi, hani belinde patlıyor, düşüyor sebzecinin yanında olan kişi. Evet. Mesela o işte belli ki bir Hizbullah şeyi, mensubu. Yani bu kişi ama işte alışveriş yapıyor. Yani günlük hayatlarını devam ettiriyorlar. Bir zaten çağrı cihazı taşıyor olmalarının sebebi de bu. Yani kendilerine herhangi bir bildirim olmadığı sürece normal yaşantılarına devam eden insanlar. Dolayısıyla bunların birçoğunun Hizbullah mensubu olduğunu söylememiz mümkün. Yani bu burada hedef alınanların. Hatta şöyle bir şeyi de belki söyleyebiliriz. Bir istihbarat operasyonundan bahsediyoruz sonuç itibariyle. Şimdi böyle bir alışveriş yapıldığı zaman seri numarasından, ne bileyim modelinden, birçok özelliğine kadar belli bir şeyden, aynı seri üründen bahsediyoruz. Dolayısıyla bu aynı seri ürünün topluca alınıp bir yerlere dağıtılmış olması mümkün. Ki İsrail de bunu biliyorsa eğer zaten bunun üzerinden devam etmiştir. Dolayısıyla X bir şahsın, örneğin bir milletvekilinin oğlunun üzerindeymiş mesela. Oğlu vefat etti. Yani şimdi o kişinin ölmüş olması nedeniyle yani iki ihtimal var. Bir, milletvekili zaten Hizbullah mensubu olan bir milletvekili. Parlamentoda adamları var siyasetçi. Hizbullah'ın. İki, şey olabilir. Oğlu acaba Hizbullah örgütü içinde miydi? Yoksa herhangi bir şey için baba kendi oğluna mı vermişti kendisine verilen cihazı? Bunu bilmiyoruz. Ama nihayetinde İsrail'in buradan yola çıkarak Hizbullah mensuplarını doğrudan hedef almak üzere böyle bir operasyon yaptığını söyleyebiliyoruz. Bu nedenle de yaralananların çoğunun Hizbullah mensubu olduğunu